Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan efendim hoş geldiniz. Hoş ben bulduk. De heyecanlandım. Nasılsınız? Ne var ne yok? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Mezitli'yi artık ezberlediniz ve son toplantıda şöyle bir ifade oldu vatandaş. O kadar çok hizmet verdiniz ki yerleştirecek yer mi, koyacak yer mi, takip edecek gibi ifadeler de vardı. Karşılıklı evet. Bir diyaloğunuz evet, oldu. Evet. Onu kısaca değinmenizi istiyorum. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Yani kısaca zaten herkes biliyor. Hadi diğerini bulsun. Ziraat yüksek mühendisiyim. Evet. Ayrıca işletme master yaptım. Biraz da hayatın getirdiği şanslı birisiyim zannediyorum. Niye şanslıyım? Çünkü 30 yaşına ulaşmadan 30 yaşından önce Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nda genel müdür yardımcılığı, bakan danışmanlığı gibi görevlerde bulundum. Daha öncesinde bölge müdür yardımcılığı görevinde bulundum Taşra'da. Bunlar büyük bir tabii önemli konular. 1980'den önce 79-80 öncesinde yine 30 yaşına ulaşmadan diyelim Mersin Belediyesi o zamanki adıyla başkan yardımcısı oldum. 24 sene aralıksız farklı partilerden de tabii belediye başkanları oldu. Ama hepsiyle uyumlu şekilde belediye başkan yardımcılığı yaptım. Hatta rahmetli Kaya Mutlu topluluk içerisinde hep sorardı, bilinçli sorardı. Sen kaç yaşında başkan yardımcısı oldun derdi. Ben de 29 derdim. Yani onu şunu anladım. Yani bak genç yaşta ben fırsat verdim gençlere. İşte yöneticilik içini anlatmaya çalışırdı o. Sonra emekli olduk. Süresi dolmadan, yaş haddi dolmadan emekliye ayrıldım. Çünkü Yenişehir'den bir aday adaylığı sürecim olmuştu çalışırken. Evet. O etik olmazdı. Hem aday olup hem sonra orada çalışmak doğru olmaz düşüncesiyle de emekliliğimi istedim. Sermaye Piyasası Kurulu'nda Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde yeni çıkan bir gayrimenkul değerleme uzmanlığı diye bir şey vardı. Mersin'de üç arkadaş bu belgeyi almıştık. Birisi de bendim. O işi yaptım. Eşim de emekliye ayrılmıştı. O da yaşlı dolmadan üniversiteden. Beraber evde ofis şeklinde kullanarak bunu yaptık. Sonra tekrar Mezitli'den işte aday olduk. 2014'te seçildik. %43 oyla. Evet. 2019'da partimiz tekrar uygun gördü. Orada da %57 oyla büyük bir artışla Mezitli halkı teveccüh gösterdi. Başkan olduk. 9 yılımızı doldurduk. Bir de Akdeniz'de çalışmanız evet, var hatırladığım doğru. Kadarıyla. Akdeniz Belediye Başkanı ilk defa ilçe belediyesi olduğu zamanki belediye başkanı. Muzaffer Şahin. Hayır Fazıl Türk zamanında. O da yeniydi. İlk defa başkandı. Ben de tanımıyordum. Ama çevredeki insanların etkisiyle o da bir süre yardımcı ol demişti bana. Ben de tam bir yıl dedim. Fazla değil ama demiştim. Yardımcı olurum dedim. Geçici görevle orada başkan yardımcılığı yaptım. Tam bir yıldan sonra ayrıldım. Tabii bu süreçler oldu. 99'du zannediyorum. Macit Özcan'ın ilk belediye başkan adayı olduğu zaman sonra belediye başkanı olan arkadaştan önce bana DSP, Demokratik Sol Parti'den Yenişehir başkan adaylığı teklif edildi. Yok dedik. Kimine göre doğru karardı, kimine göre yanlış bir karardı ama ben şimdi düşünüyorum doğru karardı. Doğru karardı. Diyorum. Evet, yok demekle. Evet deseydik belki o gün belediye başkanı olacaktı. Gecikmiş de olsa. Gecikmiş de sayılmaz evet, yani değil evet, mi? Evet, evet. Efendim şimdi siz ilklerin başkanısınız yani belediye başkanı olarak yani bir ilçede. Evet. Dünyaca yalnız Türkiye sınırları aştı tabii Avrupa'yı da aştı evet. Ama oraya geçmeden önce bir de Jagaran değil mi yanlış? Jagaran'da evet. Jagaran'da şeyde, Mersin'e, var. Evet, Çukurova'ya defa, değil mi? Evet getirdik onu da. İlk dikilen? Evet evet. Tropikal bir bitki onu da beraber anlatıyorum. Beraber onun evet. Şeyin fuarın evet, karşısındaki da, boş bir alanda. Evet 72 alanda.
72 ayrı alanda yaptık bunu. Hayır, ilki orada değil miydi? İlk orada. İlk evet, orada evet, daha evet, sonra muhtelif yerlerde evet. Davultepe. Evet. Bilahare. Değişik 72 ayrı yerde yaptık. Yani şöyle söylüyorum ben. Tabii bayağı bir deneyim kazandığımızı zannediyorum bu belediyecilik konusunda. Başkanım mütevazilerini biliyorum ama yani lütfen anlatın. Ama ondan önce de tabii ki 80'den önceki çalıştığım gerek Ticaret Bakanlığı, gerek o zamanki adıyla Köy İşleri Bakanlığı ve Taşra Teşkilatı'nda bazı bölgelerde birebir köylerin içinde Adana'da çalıştığım dönemde Mersin, Adana, Niğde, Gaziantep, Maraş, Hatay o bölge müdürlüğüne bağlıydı. Tarımsal kooperatifçilik konusunda şimdi düşünüyorum da gerçekten çok çalışmıştım. Sabahlara kadar köy köy gezdik orada. Tarımsal kooperatiflerde örgütlenmesini insanların ve orada yatırım yapmasını tabii ürettiklerini yatırıma dönüştürmesi konusunda çaba gösterdik. İki şey öğrendim yani ben mesela belediyecilik konusunda ne deseler diye bazen soruyorlar. Ben tek kelime var diyorum. Bu kadar dönemden öğrendim. Güven kelimesini öğrendim. Eğer güven olursa her şey oluyor. Karşılıklı güven sağlarsanız yani. Halkla. Tabii. Eğer halk size güvenmezse şahsınıza ve belediyenize o zaman hiçbir şekilde başarılı olma şansınız yok. Bu birincisi. İkincisi tabii kişiliğimizle ilgili hep şunu söylüyorum ben. Tabii ki sonuçta bizler gideceğiz buralardan. Bir şekilde gelecek bu ila nihayet devam edecek yani. Bir olay değil. Gittikten sonra sokağa çıktığımız zaman şunu desin insanlar istiyorum. Ya biz bu vatandaşı şu kadar zamandır tanıyorduk. O zaman neyse başkan da oldu aynıydı. Başkanlıktan sonra da aynı hiç değişmedi desinler istiyorum. Ben kendime göre dönüp bakıyorum, değişmediğimi zannediyorum. Ne konuşma şeklimle, ne oturuş şeklimle, ne kıyafetimle, neye sinirleniyorsak o zaman yine aynı şeye tepki gösteriyoruz. Ne zaman sakin olacaksak yine aynı, ne zaman kızacaksak o zaman da aynı şeye kızıyoruz. Saati mi geliyor, günü mü geliyor, saati mi geliyor? Yani iyi oldu. Tabii... Bir de bu şunu gösteriyor, yaşadıklarımdan öğrendiğim, Ataoğlu'nun hani şiirinde bir şey var dediği gibi, yaşadıklarımdan öğrendiğim bu, belediye başkanının kendi kentiyle uyumlu olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben her yerde başarılı belediye başkanı olamam, altını çizerek söylüyorum. Çünkü o kentin yapısıyla belediye başkanının profilinin birbirine uyması gerekiyor ki başarılı olsun. Yani şimdi biz Mezitli ile uyumluyuz. Belki başlangıçta ufak tefek uyumsuzluklar yani, olmuş olabilir. Evet. Ama sonra onlar da öğrendi artık. Onlar benim huyumu öğrendi. Ben onları öğrendim. Şimdi onlar beni böyle kabul ediyor. Ben de onları öyle kabul ediyorum. Güzel bir şey oldu. Ama örneğin beni örnek vereyim Şırnak'a gönderseler bir yere başarılı olamam yani. Yapım var. Veya ama Karadeniz'in bir yöresine bir süreç var dediniz yani. Sadece bu bürokrasiyle için. Belediyeciliği bilmekle olmuyor tabii iş ki, yani. Tabii ki, tabii ki. Yapı meselesi bu. Yani ben tabii ki kendim değişmedim ama Mezitli'yi değiştirmek istedik tabii ki. Ve bunu ve da değiştirdiğimize de inanıyorum. Değiştirdik. Yani inanıyorum değiştirdiğimize. 2014'te yani 9 yıl önce göreve gelirken hatırlarsınız belki. 3 şey söylemiştim ben o zaman. Bir, dedik ki ben halkın belediye başkanı olacağım. Belediye de halkın belediyesi olacak demiştim. Bunu yaptığımı inanıyorum. İkincisi Mezitli'ye değer katacağız evet. demiştim. Şu anda artık insanlar şikayet ediyor. Çok fazla değer kattınız diyorlar. Ha, demin söylemek istediğim evet, oydu yani. Evet, keşke bu kadar değer katmasaydınız diyor. Apartman dayanışma toplantısında. Çünkü arsa fiyatları artıyor, bahçe fiyatları arttı, inşaatlar değer kazandı, kiralar arttı, fiyatlar arttı. Kent merkezindeki artışlar kırsal alana da yansıdı. Torosların tepesine kadar, Fındık Pınarı dahil, oraya kadar tarla, tarım arazilerinin fiyatı arttı. Bir şekilde o anlamda bir rant kazandırdı. Zaten bu rant kelimesi hani bildiğiniz gibi çok farklı şekilde kullanılıyor ama bu anlamda belediyeler kente rant yaratmalı.
bu anlamda yarattığımıza inanıyorum. Kişilere değil yalnız. Kişilere rant konusu bizim işimiz değil. Tabii değer ki, katmaktı. Tabii. Bunu yaptık. Bir üçüncüsü, o çok daha zordu tabii ki. Dedik ki mutlu bir kent olacak burada. Halk mutlu olacak. Mutlu insanların yaşandığı bir mutlu mezitli. Mutluluk Türkiye'de zor biliyorsunuz. Yani bu kadar olumsuz koşullar içerisinde insanlar nasıl mutlu olur? Veya sağlıkçıların tabiriyle söyleyeyim, bu kadar olumsuzluklar içerisinde bir insan nasıl stres sahibi olmaz? Mümkün mü bu, bu günlük yaşam içerisinde? Çok zor. Ama yine de bir yol aldığımızı ben zannediyorum. Yani insanların eskisine göre daha birbirleriyle yakınlaştığını zannediyorum. O bakımdan da mutluyum. Hatta daha çok gülsünler istiyorum insanlar. Daha çok sokaklara çıksınlar, eğlensinler istiyorum. Herkes birbirine günaydın, hala onu yapamıyoruz biliyorsunuz. Günaydın ne yazık deme ki yapamıyoruz şeyimiz yok, yani. İyi akşamlar diyemiyoruz mesela sahilde yürüyüş yaparken bile. Bu yolda yol kat etmemiz gerekir. Ama insanların refah seviyesi yükseldikçe, daha onurlu bir yaşam sürdükçe bu mutlulukları tabii ki artacaktır diyorum ben. Evet. Başkan, değişmediğinize sizi yıllardır takip eden bir Yaman Karadavut her zaman tanıklık yapar yani. Bir de evet, tabii kravatsızlığına tanıklık yapan. Evet. Bir türlü şu kravatı taktıramadık. Yani öyle. O evet, Vali Bey'e giderken takıyorsunuz. Yok, onu da pek nadiren oluyor. Nadiren oluyor. Onu da söyleyeyim. İlk başkan olduğumda 9 yıl önce Sayın Özdemir Çakacak'tı vali, hatırladığım kadarıyla. Evet, evet, Çakacak. Tabii bir ziyarete gitmek gerekiyordu. Giderken çok düşündüm. Nasıl gitsem, kıyafet olarak takım elbise, kravat mı taksam yoksa bildiğim usulde mi? Dedim spora ki bildiğim devam gibi gideyim dedim ki Özdemir Bey de buna çok dikkat eden bir valiydi. Gittiğimde söyledim, ilk konuşmaya başlarken, Sayın Valim kusura bakmayın böyle geldim ben. Ama ben böyleyim. İsterseniz böyle alışalım karşılıklı birbirimize dedim. O da tabii tabii dedi. Böyle onayını almış oldum ondan sonra. Ondan sonra böyle gitti. Evet, bazı özel günlerde, bayramlarda tabii ki yine saygı yani, gereği tabii ki takım elbise giyiyorum. Mezitli ilçemiz emekliler cenneti. Evet. Diyebilir miyiz? Yani tabii güzel bir çok yer. Çok gönlü rahatlar güzel yani. Bir yer çok aslında. Gönlü. Bir kere kentin profilini iyi çıkarmak gerekiyor her alanda. Bu yönden eksiklerimiz var. Türkiye'de söylüyorum ben bunu. Yani verilerin iyi olması gerekir. Siz hali hazır durumu bilmeniz gerekir. Radyocu olarak da öyle. Mesela bir bu konuyla girerken veya yeni yatırım yapacaksanız veya geliştirecekseniz kentteki diğer radyoların da durumunu bilmeniz gerekiyor. Ya bunun kitlesini bilmeniz gerekiyor. Onun için nedir bu Mezitli'deki yaşayan insanlar? Kimdir yani bu insanlar? Nasıl bir topluluk? Şöyle, eğitim düzeyi yüksek. Akademisyen Türkiye genelde. Türkiye ortalamasına tabii göre oldukça yüksek. Lise mezunu ve üniversite mezunları çok yüksek. Ekonomik düzeyi yüksek. Yüksek. Yani ekonomi Türkiye ortalamasının çok üzerinde Mezitli halkının. Emekliler çok fazla. Yani emekliler de yaşamak için burayı tercih ediyor. Başka yerde emekli olsa da hiç fark etmezsiniz. Bir yere gittiğiniz zaman çok sayıda bir emekli valiyle karşılaşırsınız Mezitli'de. Evet, evet, tabii. Emekli Anayasa Mahkemesi üyesiyle karşılaşırsınız. Karşılaşıyoruz yani. Tabii emekli orgeneralle karşılaşırsınız. Ama onlar şimdi sıradan insanlar gibi parklarda, sahilde. Genel müdürler var. Genel müdürler var. Tabii ki kalite olarak da çok iyi. Eğitim düzeyi yüksek. Oransal olarak çok yüksek emekli. Tabii bütün bunları dikkate almamız gerekiyor çalışmalar sırasında. O zaman bu kent nasıl olmalı? Ha, bir de kırsal alan tarımla uğraşıyor tabii ki, o ayrı. Kırsal, tabii ki. Nasıl olacak? Mersin'le ilgili siz de yayınlarınızda yazarken çok konuşuyorsunuz. Nasıl bir Mersin olacak? Kimi zaman 3T derler, kimi zaman başka şeyler söylerler biliyorsunuz Mersin'le ilgili. O bizim işimiz değil o. 3T mi 5T mi? Dolaylı yoldan biz ancak buna katkı sunarız. Biz Mezitli'ye bakıyoruz. Mezitli halkının yapısına baktım. Ben iki husus var gördüm. Bir, çevreye çok duyarlı bir kere.
Evet. Çevre konusunda mezit halkı gerçekten çok son olmazsa derece hassas. Olmaz yani. Evet. İkincisi kültür ve sanata çok düşkün. O zaman bunun üzerinden gidelim dedik biz. Ve tüm çalışma şeyimiz bu. Pusulamız da bu bizim. Sakin insanlar aslında mezitte yaşayanlar. Mesela bir Karadeniz insanı hırçındır. Genelde böyle yapısal olarak. O coğrafyasının da verdiği belki etkisiyle hırçın bir yapısı var ve doğudaki insanların bir farklıdır dünyası. Fakat mezit diye baktığınız zaman sakin, kendi halinde bir insan topluluğu görürsünüz. Ama hele bu çevre konusunda bir haksızlık oldu mu farklı insan topluluğu oluyor, baş kaldırıyor. Çok keyif aldığım bir konu. Evet, demin dediğim gibi başkanla halkın birbirine yakın uyumlu olması gerekir dediğimde bu. Benim de yapımı tarif et deseler öyle tarif ederim. Dışarıdan görüntü itibariyle ben sakin görünen birisinden çoğuna sorsanız hiç sinirlenmezdir. Ama sinirlenirim tabii. Sinirlenir misin? Çok sinirlenirim. Hiç görmedim dediğim zaman evet. Çok sinir. Fakat haksızlık olduğu zaman da bu çevre konusu da başta olmak üzere gerçekten ben de son derece dirençli oluyorum. Öfkeli oluyorum. Sinirli oluyorum. Başkaldırıyorum yani. Mezitli halkı da böyle. Onun için bu şeyler iyi oluyor. Karşılıklı bu ilişkilerinde çok fazla faydasını gördük biz orada açıkçası. Efendim şimdi malumunuz bir Suriye olayı var. Göç mü diyelim? Evet. İttica mı diyelim? Farklı bir şey mi diyelim? Evet. Vallahi isim koyamıyoruz. İkincisi şöyle, çok pardon affedersiniz. Evet buyurun. Estağfurullah. Büyük bir deprem Türkiye'de biliyorsunuz 11 ilimizde. Evet. Ve özellikle de sizin orada yani Mezitli'de. Evet. Ve artı emeklilerle Mezitli'deki çehrede bir değişiklik oldu mu? Rutin bir şey var mı? Ya da rutin şeyler vardır da onun dışında bir de şeyi sorayım. Sular su çıkıyor mu katlara hala şey var mı? Su sorunu yok. En sondan başlayayım. Su sorunu yok. Hayır. Evet. Mezitli'de su yıllardır içmesi, o sıkıntı. İçme suyu sorunu yok ama sulama suyunda biliyorsunuz Türkiye'ye koşut olarak bölgemizde de Mezitli'de dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde ciddi bir kuraklığın sonucu tarım alanında sulama eksikliği olacak ve tarımı etkileyecek. Onu öyle söyleyeyim. Öteki konu... Oraya geçmeden evet. Önce oraya suya girmişken çöp konteynerlerinin de yeraltı aldı. Bu evet, Türkiye'de evet. İlk gibi sanki evet, görmedim ben aldık. Hiçbir detayı. Pilot uygulamalar yaptık bazı bölgelerde. Onun bir şimdi de şöyle bir uygulama yapıyoruz. Yeni ruhsat alanlar projesiyle geldiği zaman yere gömülecek şekilde çöp konteyner yerini de göstermesini ve yapmasını istiyoruz. Ha, otopark. Yenilerde artık onu biz yapmayacağız. Yeni inşaatlar kendi yer altındaki çöp konteyner alanını da kendiler yapmış olacak. Onu da giderek yaygınlaştırıyoruz. O sosyal profil çok önemli tabii belirttiğiniz. Gerçekten bu kadar yükün altından kalkmak vallahi çok zor. Vallahi pes dedirtecek evet, kadar hem yük ekonomik var. Olarak hem her siyasi yani. Olarak hem sosyal olarak hem güvenlik yönünden çok zor. Ama ben şikayet etmiyorum. Çoğu başkan şikayet eder biliyorsunuz. O ediliyor, ediyorlar. Kendi yöntemidir. Ama ben şikayet eden birisi değilim. Bakın nüfusumuz 225 bin bizim. 225. Resmi nüfusumuzu resmi, söylüyorum. Tamam. Resmi nüfusumuz 225. 80 bine yakın düzenli yani kayıtlı olan ve de kayıtsız olan Suriyelimiz var. Artı bu depremden dolayı Mezitli'ye gelen 140-150 bin insan var şu anda. Bunun 25 bin tane hanenin bizde şeyi var, kaydı var. Kaydı var. Telefonları var. Verdiğimiz yardımlardan biliyoruz, gıda yardım. Bunu 4 ile çarparsanız işte 100 bin yapıyor. Bir de yakınlarının yanında kalanları da eklerseniz bu kadar. Yani nüfusumuz kadar Suriyeli ve depremzede var. Artı Afganlılar var. Tabii ve biz 62 milletten deniyor bizde. 62 milletten. Ulustan vatandaş yaşıyor bizde. Ben yarı parayla yani 225 binlik devletin bana gönderdiği parayla 450 bin kişiye hizmet yapıyorum. Bu işin bir tarafı, mali tarafı. Ve şunu da belirtmek isterim. Herhalde Türkiye'de hiç yoktur.
şu son 4 yılda özellikle bir kuruş ben devletten kredi almadım. Almadınız evet. Meclisten diyor. Karar aldığım halde kullanmadım bakın. Birçok belediye, Mersin'de de görüyorsunuz 4 kere 5 kere kredi alanlar var. Büyük miktarda kredi doğru. kullananlar var. İller Bankası veya başka yerden. Ve biz hiçbir yerden borçlanmadan iki kat nüfusumuza hizmet ediyoruz. Bu işin dediğim gibi mali ama daha önemlisi sosyal tarafı tabii. Bu kadar insanla bu kenti huzurlu kılacaksınız. Huzurlu bir kent olacak. Çok zor tabii ki. Farklı farklı işin içerisinde insanlar var. Suriye'den gelenlerin içerisinde profil oldu. Olarak baktığınız zaman son derece farklı, son derece kente zarar verebilecek belki öyle söyleyeyim artık adını söylemeyeyim. Örgüt mensupları da olabilir bunun içerisinde tabi bilemezsiniz. İnsanlar var veya suç işlemeye meyilli insanlar tabii ki. Olabiliyor. Nitekim ufak tefek şeyler de var ama belki hırsızlık gibi olaylar fazla oluyor. Ama ciddi şekilde bu kadar gelen nüfusun yarattığı bir sosyal bunalım ve patlama olmadı Mezitli'de. Ve bunu tek başıma ben tabii kendimde bulmuyorum bunu. Şansımızdan yine uyumlu çalışıyoruz merkezi idareyle de. Kaymakamıyla uyumlu çalışıyoruz. Valisiyle, emniyet müdürüyle, jandarmasıyla, işte milli eğitimiyle, tapusuyla, hepsiyle dahil. Bu çok önemli. Herkes memnun orada bu işte. Bu işbirliği olduğu zaman kentlerde kentin yararına oluyor bu. Ama burada da eğer bir kopuk olursa merkezi idare ile yerel idare arasında bunda kent zarar görecek. Halk zarar görür tabii bundan. Ki. Bu çok önemli tabii bir konu. Ki. Yani bunların hepsine dikkat ettik. Dediğiniz gibi bir pandemi yaşadık. Pandemi var. Bir deprem yaşadık deprem. Biliyorsunuz. Bu insanların... Binalar ne durumda? Açılmışken onu da sorayım. Efendim? Yıkılması gereken binalar evet. ya da hasar evet. gören evet. miktar fazla mı? Evet, bir tane sitemiz ağır hasarlı çıktı ve yıkımını gerçekleştirdik. Şu anda yıkımı tamamlandı. Tamamlandı mı? Tamam, Tece bölgesinde. Aynı parsel içerisinde iki site daha var. Ağır hasarlı değil ama onlar da tehlikeli yapılar. Önümüzdeki günlerde o arkadaşlar çok toplantı yaptık. Bir kez daha toplantı yapacağız. Belki onları da yıkılarak yeniden bir o parsel içerisinde o üç site için bir yapılanma düşünüyoruz. Tece bölgesi kritik bir bölge. Mersin kritik bölge biliyorsunuz. Mersin, tabii. Ama Tece daha kritik bu anlamda. Yeni önlemler aldık. Jeolojik etütten başlayarak oradaki fore kazık sisteminde değişikliklerle, projelerdeki değişikliklerle depreme dayanıklı evler yapılması konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz. Yani bu yaşam biçimi değişti insanların, beklentileri değişti biliyorsunuz. Evet. Böyle olunca kentler çok dinamik oluyor tabii bizim gibi kent. Durağan bir kent değil. Nüfusu çok artıyor. İşte bu geliş gidiş insanlar var, yabancısı bir diğer taraftan. Ruslar geliyor, ev alıyor, Ukraynalılar, Kırgızistan, Moldova gibi. Demin bahsettiğim gibi bizim seçmenlerin içerisinde dahi 62 milletten derler. 62 ulustan seçmen var. 6000 civarında Suriyeli seçmenimiz var. Bu seçimlerde oy kullanacak Türk vatandaşı olmuş olan. Artık onlar siyaseten de yönetimde söz sahibi. Ha, bunlar rahatsızlık duyuyor musun? Ya kimi insan duyabilir ama bu demokrasinin gereğidir. Bu siz önüne geçemezsiniz bunların. Onun için buna bazen alışmamız gerekiyor. Giderlerse daha iyi olacak tabii ki Suriyeliler evet. ülkesine. Bizim genel başkan 2 yıl içerisinde göndereceğiz diye Cumhurbaşkanı adayımız. Diğer depremzedelerin tabii ki kendi şehirlerinde modern evlere kavuşurlar ve giderlerse iş olanaklar yaratılır ve dönerlerse tabii ki ben de mutlu olurum. Onlar da mutlu olacak. Çünkü hiç kimse kendi sokağının dışında bir yerde yaşamak istemez. Ama çünkü. Burada mutlular, mutlu gözüküyorlar. Öyle yani gözükse de inanın Avrupa'nın herhangi bir yerine gitseniz, en modern şehrine gitseniz, orada olanakları tabii. iyi olan insanlar da karışsanız hepsi Türkiye özlemiyle yaşıyorlardır onlar. Bu Mezitli'nin bu dinamikliği, hareketliliği, canlılığı
tabii bazı şey getiriyor, değişimler gerekiyor. Yani bu değişimi ayak uydurmak gerekiyor. Biz biliyorsunuz Mersin'de 4 ilçe içerisinde imar planını ilk tamamlayan ilçeyiz. 3 yıl önce bitirdik. Hala Yenişehir, Toroslar, Akdeniz tamamlanmadı planlar. Planla da bitmeyecek bu iş. Ondan sonra da en hızlı olacak 6 ay sürecek bir 18 uygulama süreçleri var çünkü bunların. Öyle olunca çoğu yerin bu seçimlere kadar imar planının olmayacağı ortaya çıkıyor. Tabii imar planların tamamlanmış olması inşaat sektörünü çok cazip hale getirdi. Türkiye'de herhalde en çok inşaat yapılan yerlerden birisi Mezitli. Mezitli. Şu anda bizde 110 tane ruhsat için başvuran var. Şu kısa süre içerisinde. İnsanlar daha farklı yerlerde yaşamak istiyor biliyorsunuz. Pandemide bu başladı. Deprem tetikledi. Artık apartmanda yaşamak istemiyor insanlar. Daha düşük katlı, yoğunluklu yerlerde yaşamak istiyorlar. Ha, 3 yıl önce bitirmemize rağmen imar planını bu ne demek oluyor? Demek ki bu planlarda bir değişim gerekirmiş. İhtiyaç. Bazı bölgelerde ki insanların talebi o. 15-20 dakika bile olsa diyorlar kente ki en uzak yerimiz Fındıkpınarı 20-25 dakika zaten. Bir başka bir yapılanma bölgesi olursa biz hemen oraya gitmeye hazırız diyorlar. Biz bunu düşünmemişiz. Yani böyle bir durumlar hiç aklımıza gelmemiş. Bunu şimdi konuşuyoruz. Büyükşehir Başkanımıza da sesli olarak öyle tabii dillendiriyoruz. Önce bir kulağı alıştırmak gerekiyor, beyni alıştırmak gerekiyor. Çünkü plan değişikliği gerekecek bunlar için. Bu yolda gidiyoruz. Benim şahsi kanaatim ama yeni bir alan yaratmak ki yaratırsak böyle bir alan ben inanıyorum ki bir ay içinde buradaki arsalar sahiplerini bulur. 5-6 ay içerisinde orada 100 bin, 150 bin, 200 binlik bir kent yaratılır. Mezitli için söylüyorum. Mesela ikinci çevre yolu biliyorsunuz bir bölümü otoban yolundan sonra 1 kilometrelik yolu açıldı. Evet. O yol üstünü biz planlamada konut alanı diye işaretlemişiz. Düşünememişiz ticari yapılanma için. Vatan Caddesi'nden mi bahsediyorsunuz? Evet, Vatan Caddesi'nden batı tarafa batı doğru. Tarafa ikinci doğru. Çevre yolunda. Ama şimdi gelen talepler bize ağırlıkla ticari ve konut alanı olsun diyorlar. Sadece konut olmasın diye. Bunu da düşünememişiz. Bunu da Büyükşehir Başkanımıza bahsettim geçen. O konuda da belki yakında Büyükşehir'e taleple gideceğiz. Şunu demek istiyorum. Yani planlar da artık bizim gibi kentlerde çok kısa sürede geçerliliğini yitiriyor. Şimdi biz diğer üç ilçeyi düşünüyorum. Onların hali daha kötü. Çünkü bu ta 6-7 sene öncesinden başlayan bir mantaliteyle bir plan hazırlanmış. Evet. Şimdi bittiği zaman şehirli kaybedecek bazı yerlerde. Artık özelliğini kaybedecek hale geliyor plan. Onun için bu planlama konuları tabii ki çok önemli. Yani bu değişim olayı önemli. Her alanda işte bu değişimi hızlı yapmak gerekiyor. Toplumdaki değişimi hızlı yapmak gerekiyor. Siyasette değişimi yapmak gerekiyor. Hızlı yapmak gerekiyor. Ben siyasette değişimin olması gerektiğine inananlardanım açıkçası. Ve Mezitli'de farklı bir anlayışı da getirdiğimizi zannediyorum. Evet. Siyaset tarzı olarak nasıl yaşam tarzı değişiyorsa, imar planları değişiyorsa, tabii bunun siyasette de aynı şey yansıması olacak. Farklı bir siyasi anlayışla hareket ettiğimizi zannediyorum. Bunun karşılığını da almıyor değiliz tabii. Ben kendim ve partim olarak da faydasını da çok görüyorum bunun. Sandıkta görüyoruz. Bunu şuna bağlıyorum. Bu diyalektik olarak neden-sonuç ilişkisi diye bir şey var. Yani bir sonuç varsa bunun bir nedeni vardır mutlaka. Şimdi bizde bazı arkadaşların söylemi şudur, yaygındır. Seçim sandıkta kazanılır. Doğru tabii etkisi var. Yani ben buna şey değilim, yanlış değil. Sandık önemli. Fakat o sandığa gidinceye kadar ki yolu da unutmamak gerekiyor. Kesinlikle. Siz o süreçte 5 sene yatın. Hiçbir iş yapmayın. Seçim günü gelin bunu sandığa bağlayın. Böyle bir şey ben inanmıyorum. Ne ekerseniz onu biçersiniz diye bir söz var. Siz o 5 sene o sandığa giden yolu, kilometre taşlarını,
iyi hazırlarsanız, iyi döşerseniz sandığa kim ne yaparsa yapsın bu kadar da önüne geçemez. Biz bunu yapıyoruz. Seçildiğimiz ilk günden başlıyoruz. Ne yapacağımızı söylüyoruz ve o yoldan gidiyoruz. İlk dönem seçildiğimizde kadınlara önem vereceğiz dedik. Mesela ilk 5 yılda bizim çalışmamızın öznesi kadınlar. İkinci 5 yıllık dönemde çocuklar dedik biz burada. Bunu iyi yapınca pusulanızı iyi belirlerseniz kadrolarınızla beraber işte o sandığa giden yol rahat oluyor. Seçim günü de çok rahat ediyorsunuz. Ne olacak diye endişeniz olmuyor. Tabii ki. Evet. Evet, ödüllerinizden de bahsedelim mi yurt dışı, evet, dünya genelinde. Şimdi siz hanımefendilere meclisimizde 1930'lu yıllardan sonra yani 40'lı 45'te 50'li yıllara kadar bir kadın kotası diye bir şey de yoktu yani. Daha sonra bu miktar gittikçe 2023'e kadar mecliste bile azınlıkta kalındı. Azınlık denmez buna yani sayılacak kadar. Hal böyle olunca Mezitli gibi bir ilçemizde, Türkiye'de kadınlarımız siz evden dışarı çıkarttınız, evet, derken yani istihdama dayalı. Doğru, 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 doğru söylüyorsunuz. İstihdama dayalı. Ya bu bir gerçek burada. Hiç kim ne dese desin ben gözümde gördüğüm, evet, için, yaşadığım için, evet, riya yapmıyorum. Ona ilave olarak da işsizlik oranını da sormak, hı-hı, istiyorum. Hı-hı. Tabii bütün bu çalışmalar içerisinde boş arsaları buldunuz. Adeta, evet, bir yerde bakıyoruz boş arsalar, hemen siz oradasınız, evet, yani belediye olarak, evet, yani. Evet. Gençlere değer verdiniz. Mesela hasta olan, evet, çocuklarımıza, engellilere değer ver. Değerin ötesinde, evet, yani onları hem şey de kazandırdınız yani bir meşgale. Çünkü bir engelli çocuğun evde anneyle babayla ailede içerisinde çok büyük bir sıkıntı. Evet. Böyle bir dramatik olayı sahaya sürdünüz ama zevkle dönüldü yani işin gerisi. Evet. Burada tabii otizmler de söz konusu. Evet. Sayacağım. Artık yani kısa kısa şeyim, zamanımız az olduğu için tabii bahsettik. Ben de sözünüzü kesmiyorum onun için. Cevapsız yani bırakmak istemiyorum yani sorunuzu. Birisi jakaranda koruluklarından bahsetmiştiniz. Ve yeşil alanlarla ilgili. Yeşil alanı önce şunu söyleyeyim. Bizim göreve geldiğimiz zaman 2 metrekareydi kişi başına düşen yeşil alan miktarı Mezitli'deki 2014'te. Evet. Şu anda 4,5 metrekare. Çok büyük bir %100'den fazla bir artış oldu yeşil alan miktarı itibariyle. Nerede imar planında yeşil alan gözüken belediyeye ait yer varsa boş kalmasın istedik. Evet. İki nedenle. Bir, buraları amacına uygun hale gelsin dedik. Bir rengimiz olsun dedik. Kadınların rengi mor renk diye. Mor renk çiçekleri olan jakaranda çok da narin, naif, Mezitli'ye uygun bir ağaç türü. Gövdesi de öyledir, çok naiftir. İnsan rahatlıyor bakarken böyle, evet, dinleniyorsun yani, ya. Böyle enteresan bir şey ya. Sonbaharda mor çiçekler açar. Hatta yere döküldüğü zaman yer bile çok güzel gözükür. Bunu biz para harcamadık. Tamamen sivil toplum örgütleri yaptı hepsini. Baro yaptı, ticaret sanayi odası yaptı, evet, evet, iş adamları yaptı, kişiler yaptı. Ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Rotaryanlar, Lyonslar, Soroptomistler, çocuğu kazada kaybetmiş, eşine doğum günü nedeniyle yapan var, okullar var. 72 tane jakaranda koruluğunu yaptık ki bu büyük bir olay. Hemen hemen Mezitli'de kaldıysa %1'lerde filandır artık yapılmayan yer. Her yeri doldurduk yani. Onu söylemek istiyorum. Kadınlar tabii ki önemli demiştim birinci dönemde. Ben konuyu açmadım tabii, evet, çalışma şeyini. Şuna önce inanıyorum. Kadınların siyasi yönden güçlü olmasını istiyor. Tabii parlamentonun değişmesini istiyoruz biz. Parlamentoda halkın temsilcileri olsun istiyoruz. Tam o gerçek anlamda. Kadın sayısının ne kadar az olduğunu biliyorsunuz. Hele üretici kadın hiç olmadığını görüyorsunuz. Yok. Parlamentoda. Kadın gübrenin fiyatını, ilacın fiyatını, mazotun fiyatını, elektriğin fiyatını bilen kadın orada derdini daha iyi anlatır mecliste aslında. Şimdi onun için kadın üreticilere önem verdik. Yani tüm kadınlar için söylüyorum bunu. Sadece köylü, tarımla uğraşanlar için de, kentli, okumuş kadınlar için de dahil. Ekonomik özgürlüğü yoksa insanın,
ki kadınlarda bu daha çok öyle. Tabii ki. Ekonomik özgürlüğü yoksa siyasi yönden bir yere ulaşması mümkün değil. Bu şiarla yola çıktık ama bunun çok daha fazla faydalarını gördük tabii ki. Çin'de bir dünya birinciliği aldık bu projemizde. Bir de Fransa'da dünya birinciliği aldık. Türkiye'dekileri saymıyorum çok sayıda veya başka alanlarda aldık. Bisiklet yollarıyla, bisiklet kullanımını özendirmek yolunda aldık. Kompost gübre çalışmasıyla aldık ödül. Çok farklı gençlik merkezlerimizle ödül aldık. Bunların sayısı çok fazla. Onlara fazla girmeyeceğim. Engeller konusu dediğiniz gibi çok tabii önemli ve farklı önemli. Toplumun böyle dezavantajlı kesimleri var. Ama bir uçtan başlamak gerekirdi. Hepsine şimdi görme engelli var, işitme engelli var, biliyorsunuz ortopedik engelli var. Bir kere engelli arabası isteyip de belediyeden alamayan bir tek kişi yoktur. Onu evet. söyleyeyim. Herkese veriyoruz. Hiç geri çevirdiğimiz olmamıştır. İkincisi dedik ki Down sendromlar üstünde duralım önce dedik. Çok iyi bir vakıf var Mersin'de. Gölgede kalmıştır. Kimse bilmiyordur. Çok iyi de bir hanımefendi Zeki Hanım var başında. Bunlarla bir proje geliştirdik. Sosyal tesisleri de onlara olanak tanıdık. Çocuklarımız geliyor her hafta orada hizmet ederler. Kendilerine güven kazandılar bunlar. Gerçekten çok önemli bir şey. Ve bu kadar sevecen insan ben hayatımda görmedim. Görev gereği bize yaşlılar da sarılır, gençler de sarılır, çocuklar da sarılır. Bunlar pek insanın kimyasını etki etmiyor. Ama bunlar gidin bir sarıldıkları zaman inanın o gün siniriniz miriniz kalmaz. Her şeyiniz artık rahatlıyorsunuz. Onlar da çok mutlu. Böylesine takip ediyoruz yani. Çok seviyorum ben de onları ama herkesin de bu Down sendromları tanımasını istiyorum. Bu dönem ne yapalım dedik bir tarafa yine bir kesime el uzatalım. Bu sefer otizmlerin gölgede kaldığını gördük. Birçok ailenin anne babanın çocuğu otizmli olmasına karşın bunu söylemediğini gördük. Eve hapsettiklerini biliyoruz. Sokağa çıkartmadıklarını biliyoruz. Onlar için bir köy yaptık. Maalesef ilgili bakanlıkla protokol imzalamamıza karşın hayata geçirmediler. O üzücü bir durum. Girmeyeceğim fazla. Sonra milli eğitimle yaptık bugünlerde. Hayata geçireceğiz. Şimdi orası işletmeyi açıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'yle beraber yürüteceğiz. Çok önemli. Bunlara hakikaten önem vermek gerekir. Yani bu dezavantajlı kesimdeki arkadaşlara. Diğer o gönüllüler. Evet o gönüllüleri evet, bir açalım. Gönüllüler başlı başına bir tekrar konu. Tekrar açayım orayı yani. Ne yer, ne içer, neyle evet, gelir, neyle gider. Evet onlara cevap vereceğim. İzinler nereden izinler şöyle ki? Şöyle tabii. Bir kere önce anayasaya göre evet. sosyal devletiz biz. Anayasanın hükmü sosyal hukuk, layık hukuk devletiyiz. Fakat bunlar gerçek anlamda yerinde mi dersek bana göre hayır. Evet. Tabii ki anayasalar idealdir. Hayaldir yani sonuçta. Hayal ettiğiniz bir dünyadır. Sosyal devlet ilkesi zayıf bizde. Evet. Sosyal devlet herkesin devleti, kimsesizlerin devleti ve temeline insan alan olmalı. Anayasanın da temelinde insan olmalı burada. Evet. Fakat zaman zaman görüyoruz ki maalesef bu konuda çok daha yol kat etmemiz gerekiyor. Batı'da görüyoruz gittiğimiz yerlerde. Belediyeleri kullanıyor devlet. Bu sosyal devlet olmanın gereği. Belediyelere olanak tanıyor ve bu hizmeti yapıyor. Buluşma evi diyor örneğin Almanya'da bunun adına. Fakat orada belediye buraya gelen arkadaşlara en azından yemek parasını, dolmuş parasını veriyor. Bizde böyle bir olanak yok. Yasal olarak yok. Yasal olarak ki bunlar ne yer ne içer, nereden nasıl gelir hep kendi cebinden. Kolay şimdi Tepeköy'deki kadın dolmuş otobüse kendi parasını veriyor. Yemeğini de kendi yiyor. Bu onun üzerinde gönüllü ev yaptık. Bu gönüllü evleri de onlar için. Gerçekten gönüllüler. Dünyanın en zor işini yapıyoruz biz. En zor yani gelişmiş ülkelerde
buna benzer oluşumlar var ama belli olanakları da sunuyorlar bunlara. Biz bunları sadece işte onur ediyoruz, zaman zaman seyahatlere gönderiyoruz, gezilere gönderiyoruz, işte toplantı yapıyoruz. O gün iftar yemeği yedik, beraber toplandık bunlarla. Bazı ayrıcalıklar tanıyoruz. İşte yüzme havuzuna giderken, sinemaya giderken, ücret konusunda bir takım onlara şey tanıyoruz tabii. Zor işi yapıyorlar. En zor işi yapıyorlar bunlar. Ama keyifle çalışıyorlar. Evet, bunu kitaplaştırmak istiyoruz. Nasıl üretici kadınlarımızı zoru başaranlar adı altında İpek Ongun hanımefendi kitabını yazdı bunu biliyorsunuz. Gerçekten destan yazdılar. Bir ikinci destan da bu konuda. Gönüller önümüzdeki seçimlerde de göreceksiniz. Bunlar gönüllü olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde veya seçimlerde Mezitli sokaklarında şu anda 300'e yakın gönüllümüz var. Herkesi gönüllü yapmıyoruz. Bakın herkesi gönüllü yapmıyoruz. Kriter ne olacak burada? Ben gönüllü olacağım dediği zaman hemen gönüllü olmuyor. Şöyle bir haftada bir iki gün gelip bir iki saat orada bulunup çalışmaya katılmak gönüllü değil bizim için. Sürekliliği olacak bunun. Sürekliliği olacak. Maharetine göre mi iş veriyorsunuz ya da tabii, çalışma sahası hazırlıyorsunuz? Her alanda değişik şeyler var bunun. Çok değişik. Hayvan hakları konusunda var. Komposta evet. Çalışanlar var. Kendileri nereye istiyorsa orayı. Kent konseyi de buna katılıyor, dahil oluyor. Türkiye'de kompost üretimini de en başarılı olan Mezitli Belediyesi deniyor. Evet. Bu işi yürütenler tarafından. Akşamları pazar bittikten sonra o sebze meyve artıklarını gönüllüler, onlar ayrı bir gönüllü grubu. İçlerinde tıp fakültesindeki cerrah profesör var, kadın. Evet. Günün yorgunluğu o kadar ameliyat yapmış, bir gün akşam geliyor tırmıkla oradaki plastikleri camlara ayırıyor ve dinleniyor orada. Onlar zevk alıyor bundan. Çocuk gönüllerimiz de var. 6, 7, 8 yaşında. Yani her yaşa hitap eden şey var bizde orada. Onlar da çalışıyor, geliyor o çocuklar. Zaten o yaştan başlatmak gerekiyor bence, küçük yaştan her şeyi. Onun için çocuklara önem verdik. Bu ikinci dönem çocuklar dememizin nedeni oydu. Biliyorsunuz 400 öğrencilik 3 tane anaokulumuz var. Çok başarılı her yönden ve herkesin tercih ettiği ve burada bir çarpıcı örnek daha var. Her belediye belki anaokul yapar, yapıyor da kreş mesele değil. Kendi bütçenizden paranız varsa. Fakat bizdeki farklılık şu. Hiçbirinde biz para harcamadık bunların. Üçünü de gönüllüler yaptı, hayırseverler yaptı. Ve belediyeyle de hiçbir bağı olmayan insanlar. Birisi harika İstanbul'da ya. Bir hanımefendi, Bircan Tüfekçioğlu diye hanımefendi hayrına yaptı bu anaokulunu. Birisini yine Necip Tüyeni diye, yine Mersin'le hiç ilgisi olmayan, Ankara'da, İstanbul'da yaşıyorlar galiba. Hristiyan üstelik bu arkadaşlar yaptılar. Yine bir tane arkadaşımız Mustafa Baysan yaptı ki Mersin'de oturuyor. Belediyeyle hiçbir işi yok bunlar. Hani zannedilir ki belediyeyle bir bağı var. Öyle değil. İnandıkları ve güvendikleri için. Bakın güvendikleri için işte ilk konuşmamın başında söylediğim güven çok önemli. Pandemiyi atlattık biz. Çok başarılı şekilde atlattık. Çok. Ve bizim belediye bütçemize etki etmeden atlattık. Bunu sistemli bir şekilde bunu atlattınız. Hayırsever yani. İnsanlar, hayırsever insanlar siyasi düşüncesi ne olursa olsun bakın size yardım ediyor. Evet. Bakın bu anaokullarında böyle oldu. Başka şeyler de yapıldı. Kafe kütüphanemiz var, bir gençlik merkezimiz var. İsimlerini burada söylemeyeyim hadi onların. Yine hayırseverler yaptı bunların ve ilginç tarafı şu. Bu arkadaşların herhalde hemen hemen hepsi, belki bir tane falan vardır bilmiyorum bizim partimizden, başka partiden insanlar. Yani orada siyasi bir şey de gütmüyor onlar. Harika bir uyum var ya. Bu parti böyledir demiyor. Mesela gıda yardımını sürekli yapıyoruz 9 yıldır. Depremzedelere yaptık. Ramazan'da şimdi yine yapıyoruz şu anda. Gıda yardımı isteyip de yardımcı olmadığımız bir tek kişi yoktur. Ve bunun hiçbir zaman siyasi şekilde de bakmıyoruz bir olaya. Harita çıkardık. Haritada kime yardım yaptığımızı adres bağlamında noktasal bilgisayar sistemini işaretlendi.
bastığımız zaman hangi sokak, hangi mahalle, hangi apartman, kaçıncı kat, kaç nolu daireye vermişiz. O batıda yoksulluk haritası hiç diyorlar yani. Buna. Artık çok kelime hoş değil ama öyle yani, literatürde öyle geçiyor. Yani Mezitli'nin yoksulluk haritasını çıkardık. Nerede ne kadar insan var, bu harita üzerinde ama görüyorsunuz. Bunu söylemek için bir sebep yok. Çok güzel bir sistem yani. Şimdi İnşaat Mühendisler Odası ile ön protokol yaptık. Önümüzdeki günlerde ikinci, üçüncü aşamaya geçeceğiz. Riskli yapıların haritasını çıkaracağız. Bunu harita üzerinde göstereceğiz. Nerede riskli yapılar var? Çok güzel. Deprem yönünden. Çünkü bu veriler olursa elinizde, nerede yoksul insanlar yaşıyor, nerede depreme dayanaksız olan evler falan varsa veya diğer konularda, ona göre çözüm üretiyorsunuz. Çözümünüzü daha rahat üretiyorsunuz. Kenti iyi tanıdıkça. Tabii ki. Onun için her şeyimiz hazır. Gayet güzel gidiyor. Tabii merkezi hükümetle bazen oluyor. Ufak tefek yaptıramadıklarımız oluyor. Ama onları da bakın, çok da söylemek istemiyorum ama eleştirenler de var tabii zaman zaman. Ben onları doğru bulmuyorum ve çok da önemsemiyorum zaten. Bir zamanki bir orman bakanıyla bir şekilde ben diyalog kurdum. Benim bir fakülte arkadaşımın arkadaşım onun dayısıydı. Gittim, görüştüm. Kuyuluk piknik alanını aldık biz, bakın ormandan. Biz işletiyoruz. Çok da güzel oldu. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Tuvaletleri tertemiz, oturma yerleri müthiş temiz. Müthiş bir yer ama evet, yani. Çok güzel bakımlı, bir yer. Evet, tek yerine bakımlı. Şimdi Spor Toto Teşkilatı, tamam merkez hükümet siyasi olarak bakıyor oraya. Belki Akdeniz Belediyesi'ne 100 milyon veriyordur, 200 milyon veriyordur. Verdi de yani daha doğrusu. Biz de gittik. Bir diyalog kurduk arkadaşla, işin başındakiyle. Biz de geçen yıl 3,5 milyon liralık tenis sahaları ve futbol sahası ile okullara basketbol sahası yaptık. Spor Toto sağladı bunu. Yaptığımız protokolle. İyi ilişkileri kurduğunuz zaman da yani merkezi kesinlikle hükümetle yani. Sonuç alacağı bazı sektör yöneticiler olabiliyor işte. Mesela Mezitli Deresi'nin deniz tarafını Ulaştırma Bakanlığı'na yaptıramıyoruz. DSE'yi orada bir 500 metre yer kaldı, yapmıyor. Canları sağ olsun diyoruz. Ne diyelim artık onlara da. Evet. Öyle diyoruz, geçiyoruz. Efendim, vaktimiz 5-6 dakika, bir toparlama yapalım. Evet, evet. Ama şunu sorarak girelim isterseniz şimdi. İki döneminiz az kaldı şurada, bir yılınız var. Üçüncü dönem için kısmet olursa çalışmalar... Önce onu söyleyeyim isterseniz. Eskiden daha gençken bizden büyükler ki her şeyin hayırlısı derlerdi. Ya bu ne demek derdim. Hiçbir anlamsız bir ifade diye görürdüm. Şimdi ben de bazen bir şey oluyor. Her şeyin hayırlısı diyorum. Biz de diyoruz herhalde, o şeye geldik artık. O mütevazilerinizi içeriden bırakmazsınız. Her şeyin yani. Hayırlısı, mutlaka, sağlıklı tabii. Olmak... Can Yücel'in bir şiirinde geçiyordu. Hiç kimse çalar saati sevmez aslında, biliyorsunuz. Şimdi kalmadı gerçi de çalar saat. İftarda biz bakıyoruz, sahurda bakıyoruz. Telefonlar falan olunca kalmadı da o tür eski çalar saatler. Tam hatırlamıyorum cümlelerini de, şöyle diyordu. Çalar saati çok seviyorum ve şükrediyorum her gün derdi. Her sabah çaldığı zaman oh diyorum, bugün de özgür bir dünyaya ve havaya kavuşacağım, merhaba dedik kavuşacağım diyordu. Onun için sağlıklı şekilde insanlara tabii hizmet etmek zor bir görev. Belediye başkanlığı biliyorsunuz çok zor çok bir görev. Zor ya, çok. Ama insanların mutlu olduğunu gördüğünüz zaman da mutlu oluyorsunuz. Daha dün gördüm bir aile tek odada yaşıyor, kiralık evde. Kadın çalışmıyor, kocası günlük işlere gidiyor. Kuyuluk bölgesinde solunum cihazıyla yaşamını sürdürüyor. Çocuk 14 yaşında ama yani şöyle bir çocuk. Evet. 14 yaşındaki çocuk. Ve kadına dedim ki ne ihtiyacın var? Ne kadar da onurlu bakın. Hiçbir şeye ihtiyacım yok dedi. Hiçbir şey. Neyse ben de gıda gönderelim, işte hijyen malzemeleri gönderelim. Komşular da ya bir de yatak gönderirseniz iyi olur, yatağını gör. Baktım hakikaten çok kötü bir yatakta yatıyor. İşte bunları bulmamız gerekir. Kesinlikle. Bunlara hizmet ettiğimiz zaman mutlu oluyor insan.
Yapamadıklarımız var, gecikenler veyahut da var. Çok fazla bunları şey yapıp kız yurdunu bitiriyoruz yılbaşında. 320 öğrencilik çok modern bir örnek bir kız yurdu göreceksiniz projesiyle de. Kent meydanına yeri büyükşehire verdik, bekliyoruz onlar başlar inşallah diye. Spor konusuna çok önem veriyoruz. Yeni mahallede bir alanın bizim de hissedar olduğumuz, Gençlik Spor Bakanlığı hissedar olduğu bir alanı biz dedik ki ya siz bizimkini alın yapın ya siz bize verin biz yapın. Bunu yıllarca uğraştık. Sonunda burada teşekkür ederim Gençlik Spor İl Müdürümüz Ökkeş Bey gerçekten iyi bir arkadaşımız. Onun da sağduyusuyla, bakanlıktakilerin de şeyle, inancıyla biz verdik meclis kararıyla biz de yararlanacağız oradan tabii ortak protokolle bitmek üzere. Çok modern Mezit Deresi'nin kenarında eski yeni mahalledeki futbol sahası denen yer şimdi çok modern bir spor kompleksine eski kavuşuyor. Eski futbol sahası. Evet, evet. Orayı soracaktı bu. Atıl evet. Vaziyette kurtuldu bu. Tabii bitmek üzere. Bitmek üzere. Tabii şu anda bitmek üzere. Davultepe bölgesini biraz spor ağırlıklı yapmak istiyoruz. Orada her stat şeyi hazır bir stat. Ona geleceğim. Bir yine GMK Bulvar üzerine kapalı yüzme havuzu projemiz hazır. Bu sene mutlaka başlayacağız kapalı yüzme havuzuna. O stadın planlama süreçleri bitti. Şahısların vardı. Onları bir şekilde hallediyoruz. Önümüzdeki günlerde bitecek. Oraya da bir şekilde belki en azından yap işlet devret modeli de olsa modern bir spor kompleksi kazandırmak istiyoruz. Adem Gök Stadı dediğimiz yer. Evet, orada Adem Gök. Tepedeki. Karşı tarafta da kapalı yüzme havuzu olarak. Yani engellisinden gençlerine kadar, yaşlısına kadar, çocuğuna kadar, valla herkese, köylüsüne kadar, tarımla uğraşana kadar çok küçük bir şey ama onu da anlatıp bitireyim hemen. Konuşmamız zaman bitiyor. Toprak analiz aleti aldık geçen günler. Teknoloji çok değişti. Eskiden ben de ziraat fakültesi toprak bölümü koca binada toprak tahlilleri yapardık. Bir bina ona aitti. Şimdi bile birisi toprak tahlilini verdiği zaman bir haftayla bir ay arasında sonuç alabiliyor resmi kurumlardan. Evet. Mübalağa etmiyorum. Bu kadar bir alet aldık. 5 dakikada toprağın analizini yapıyor. İçerisinde ne fazla ne eksik hepsini bildiriyor. Size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Bunu tarım, yeni yaptık bunu. Tarım Müdürlüğü'yle de protokol imzaladık. Yılbaşında toprak haritasını çıkaracağız Mezit'in diğer haritalar gibi. Nerede azot var, fosfor var, potasyum az, pH'ı nasıl, işte diğer unsurlarıyla bir toprağını, kırsal alanın da bunun da bir haritasını çıkaracağız ki üreticilerimiz daha akıllı tarım yapsınlar. Evet. Yine kız yurdumuzun altında inovasyon merkezi planladık. Bunu tarım inovasyon merkezi yapalım dedik. Tarımsal inovasyon merkezi yapalım ki daha modern tarım olsun artık bölgemizde diye. Tabii sayamayacağım birçok iş var şimdi zamanımızda bitiyor diyorsunuz zaten. Sizi konuşturmadık. İzin verirsen, ben çok konuşan biri değilim ama valla bunları da söylemeden geçemedik tabii ki. Estağfurullah. Şimdi konuya ben vakıf olduğum için biliyorsunuz. Evet siz biliyorsunuz da tabii kamuoyunu da aydınlatmak gerekiyordu. Efendim son bir şeye özellikle ben şahsıma istiyorum çünkü kurduğumuz bir kulüpte bize havalanı sözü verdiniz. Evet. Mezitli'de ilk olacak model pist. Uçak pist yani. Bu gerçekten yani hem gençlisi kademeli yaş alanı bir de biz böyle uluslararası bir yerde yapmıştık bu şeyi. Evet. Hayata geçirmiştik. İstikrar alınmadı. Etrafı binalarla çevrildi. Şu oldu, bu oldu. Ama Mezit diye gerçekten de biraz iltifat edeyim biraz değil mi? Evet, o konuda üzerinde arkadaşlar yer konusunda çalışıyorlar. Biraz hızlandırma. Onu en kısa sürede inşallah sonuçlandırırız. Bayrama yetiştirebilir miyiz kısmet olur. Sizin katkınız olur. Vallahi çok yani keyif orada olur yani. Tabii bayrama kadar yer konusunda sonuç alırız diye tahmin ediyorum. Size alternatifleri sunarız size. İnşallah uygulaması da kısa sürede biter tabii ki. Bunun festivalini de yapacağız biliyorsunuz da bugünler gelince. Tabii. O önemli bir konu. Çok benim kızım da öğrenciyken gitti mesela Türk Hava Kurumu'nun bu model uçakları. Ya o keyfi bilir ya siz de yaşadınız o heyecanı. Yani evet biliyorum biraz. Çok teşekkür ederim yani o yüzden de sizin desteğiniz için. Estağfurullah zevkle evet. Efendim. Mersin halkına, Mezitlilere son Ramazan daha erken ama belki kısmet olur. Yine davetimize evet, davet edersin. Evet ben tabii tüm halkımızın
tam dünya tabii ki uluslarının tüm şey İslam aleminin bayramını şimdiden ben kutluyorum. Zor günlerden geçiyoruz ama çok yakın gelecekte çok güzel günler olacağına ben inanıyorum. Bahar da gelecek tabii bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Güvensinler bize, Mezitli halkı. Ben herkes gülsün istiyorum. Herkes onurlu bir yaşam sürsün istiyorum. Herkes sevgiyle, kardeşçe, dostluk içerisinde hayatlarını ölünceye kadar sağlıklı şekilde yürütsünler. Biz de bu konuda her türlü kendilerine desteği sağlayacağız. İşte böyle kent radyo gibi, TV gibi araçlarla da bunu sizlere duyurmaya çalışacağız. Ben kent TV'ye, kent radyoya da tabii ki çok teşekkür ederim. Bizim sesimizi duyurmamız araç olduğunuz için. Lütfettiniz, geldiniz. Ben şahsınızla teşekkür ediyorum. Sevgili Mersinler, ortak yayınımız Kent Radyo Televizyon programımız burada bitti. Taran Bey'i yolcu edeceğiz. Tekrar teşekkürler. Evet, çok sağ olun. Görüşmek üzere.